Herkese merhaba, bugün sizlere drone tasarım videomuzun 10. videosu olan örümcek taban ve görmüş olduğunuz şekil, örümcek üst çiziminin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. İkisini aynı videoya almamın sebebi, iki profilinde kullanmış olduğu tabanın aynı ölçülerde olması. Bundan ötürü çizimlerimi arka arkaya yapacağım. İlk olarak örümcek tabanı çizmekle başlıyorum. İzometrik olarak baktım orijine. Yandan orijini açtım ve eksiye düzlemine çizim açtım. Örümcek tabanı oluşturmak için öncelikle profilimi oluşturacağım. Dikdörtgen komutundan merkez çizgisini seçtim. Profilimi oluşturmak için çizimi başlıyorum. Akıllı ölçülendirmeye dikdörtgenin ölçüsünü veriyorum. İki köşeye tıklayarak ölçümü belirliyorum. Ölçümü ayarladım, 70 olarak belirledim. Yine iki köşeye tıklayarak, dilerseniz kenara da tıklayabilirsiniz. Yüksekliği verdim. 70'e 70 bir kare yaptım ve komuttan çıktım. Şeklime yakınlaşıyorum daha rahat görmek ve çizmek için. Evet, bölüm kısmından normal olarak tıklıyorum ve çizgimi çizmeye başlıyorum. Komuttan çıktım. Akıllı ölçülendirme ile iki köşeye tıklayarak ölçüsünü veriyorum. Ölçümü ayarlıyorum. 25 belirledim. Yine komuttan çıktım. Merkezini, daha doğrusu ortasını ayarlıyorum. Evet, 12,5 olarak belirledim ölçümü. Görüldüğü gibi çizgi oluşmuş durumda. Yansıma komutuyla oluşturmuş olduğum bu çizgiyi karenin dört bir tarafını aynı şekilde oluşturacağım. Yansıma komutunu kullanmamdaki sebep, çizimi tek tek çizmek yerine aynalayarak yerleştirmek. Evet, üçüncüyü yerleştiriyorum. Evet, onu da karemin kenarına yerleştirdim. Ve son olarak dördüncüsünü de ayarlıyorum. Evet, onu da karemin kenarına yerleştirdim. Komuttan çıktım. Gördüğünüz gibi oluşturdum. Tekrardan yardımcı unsurları çizeceğim. Bunun için bölüm komutundan normal olan kısmı değiştirip merkez çizgisi yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde bir merkez çizgisi oluşturuyorum. Merkez çizgimi oluşturup daha sonra akıllı ölçülendirme ile şeklini vereceğim. Şu an için rastgele bir yeri bıraktım. Akıllı ölçülendirmeye tıklıyorum. Çizginin başını ve sonunu, yani köşelerini tıkladım. Mesafesini 120 mm olarak ayarladım. Evet, devam ediyorum çizimime. Normali tıklıyorum bu sefer bölüm kısmından. Gördüğünüz gibi köşeye bir çizgi çizdim. O çizdiğim çizgiyi merkez çizgisi yaptım. Daha sonra bölüm kısmından normale tıklayarak oluşturmuş olduğum merkez çizgisine paralel bir çizgi çiziyorum. Akıllı ölçülendirme ile ölçülendirmemi yapıyorum. İki köşeye tıkladım. Boşluğa bıraktım. 4 mm pardon, ölçümü giriyorum. Yine iki köşeye tıkladım. 4 mm olarak ölçümü girdim. Evet, gördüğünüz gibi yardımcı çizgiye paralel bir çizgi oluşturdum. Uzunluğunu ayarlıyorum. Mesafemi de, uzunluğumu da 18 mm olarak ayarladım. Evet, devam ediyorum çizim yapmama. Yansıma komutunu kullanıyorum. Oluşturmuş olduğum çizgiye tıklıyorum. Yine kalemin köşelerine yansıma komutuyla oluşturmuş olduğum çizgiyi yerleştireceğim. Tekrar çizmek yerine yansıma komutunu kullanmak pratiklik kazandırıyor. Bu tür durumlarda yansıma komutu kullanmanızı tavsiye ederiz. Dördüncüyü de köşeye yerleştirdikten sonra bölüm kısmına tıklayarak şeklimi kapatmaya başlıyorum. Evet, tıkladım. Bir köşeden diğer köşeye tıklayarak şekli kapatıyorum. Evet, sonuna geldim. Son olarak da şu ikisini tıklayarak oluşturuyorum. Evet, gördüğünüz gibi oluşmuş durumda. Yansıma komutuyla yardımcı çizgilerimi çoğaltıyorum bu sefer. Kapatmış olduğum şeklin içine. Evet, referans olarak noktama tıklıyorum. Orta noktaya tıklayarak tam merkez çizgilerimi yerleştiriyorum. Evet, dördüncüyü de yerleştiriyorum. Ayarlıyorum. Evet.
Dördüncü çizgimi de yerleştirmiş bulunmaktayım. Komuttan çıkıyorum. Daire komutunu kullanıyorum. Normal olarak seçtim dairemi. Ve oluşturmuş olduğum yardımı çizgilerin üzerine dairelerimi çiziyorum. Her bir kenara iki adet daire çiziyorum aynı şekilde. Evet. Orta noktayı, daha doğrusu yardım çizgimi tıklayarak orta noktam ona gelecek şekilde çiziyorum. Daha sonra çap boyutu ölçülendirme ile dairemin birini ölçülendiriyorum. 3.2 yaptım çapı. Eşitlik komutuyla diğer dairelerin tamamını ilk oluşturmuş olduğum daireye benzetiyorum. Gördüğünüz gibi dairelerin yan tarafında eşitliğe benzer bir işaret çıkıyor. Bu dairelerin ölçülerinin birbiriyle aynı olduğu anlamına geliyor. Evet, son dairemle tıklıyorum ve tüm dairelerim aynı boyda oldu. Ekstrüzyon elemanını kullanarak katı model oluşturacağım. Bir ön izleme verdi bana. Mesafemi belirliyorum. Mesafemi 4 olarak ayarladım. Rengimi sıradan 3. olarak seçtim. Tamam dediğinde gördüğünüz gibi videonun başında bahsetmiş olduğum taban profilimi oluşturmuş oldum. Yardımcı çizgiler kullanarak tekrar devam ediyorum. Örümcek tabanımı oluşturmaya. Yanlış çizdim. Geri geliyorum tekrardan. Bölüm kısmından normali seçmem gerekiyordu. Çizgi üzerinden bir yere tıkladım. Evet, köşesini seçtim. Devam ediyorum çizimimi yapmaya. Bir ardını tıklayarak bir çokgen oluşturacağım. Devam ediyorum, çiziyorum. Evet. Evet, çokgenimi oluşturdum. Akıllı ölçülendirme ile aradaki mesafeyi belirliyorum. 6 mm olarak ayarladım. Üst kısmı ayarlıyorum. Şekil ile çizim arasındaki mesafeyi yine 6 olarak ayarladım. Sağ ve sol tarafları da aynı şekilde 6'şar milimetre yapacağım. Evet, son olarak tıklayarak belirtiyorum. 6 milimetre olarak ayarladım. Aradaki mesafeyi ayarlamaya devam ediyorum. 9 milimetre olarak belirledim. Diğer benzeri yerlerin de arasındaki mesafeyi 9 milimetre olarak yapacağım. Eşitlik komutunu kullanıyorum. Eşitlik komutuyla kenarların ölçüsünü birbirine eşitliyorum. Ekstrüzyon ile kesmek komutuyla profili oluşturacağım. 2 olarak belirledim. İlk sıradan 3. olarak renk ayarladım. Ve gördüğünüz gibi boşaltmamı yapmış bulunmaktayım. Devam ediyorum tekrar taban oluşturmaya. Yine otomatik merkez çizgisi kullanıyorum. Ona dik yardımcı bir çizgi daha çiziyorum. Evet, bölüm komutundan normal çizgimle profilimi oluşturmaya başlıyorum. İkinci kenarımı çizdim. Kapatıyorum. Dört kenarlı bir çokgen çizdim. Akıllı ölçülendirme ile ölçüsünü veriyorum. Evet, 12 olarak ayarladım. Aradaki mesafeyi ayarlıyorum. Orta noktaya tıkladım. 12 olarak ayarladım. Radyal komutuyla radyüs vereceğim. Yarı çapımı 3 olarak ayarladım. İki kenara tıklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi radyüsüm oluşmuş durumda. Komuttan çıkıyorum. Yansıma komutunu kullanarak oluşturmuş olduğum bu şekli çizmek yerine yansıtarak oluşturacağım. Tamam diyorum. Orta noktaya tıkladım. Eksen olarak orta noktamı belirledim. Evet, alt kısma bir tane yerleştirdim. Hemen karşısına, 180 derece karşısına bir tane daha koydum. Evet, 90 derece olması kaydıyla üst kısma bir tane daha yerleştiriyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi oluşturdum. Ekstrüzyon ile kesmek komutuna tıklıyorum. Mesafemi ayarlıyorum. 1.5 olarak belirledim. Rengimi ilk sıradan 3. yaptım. Tamam dediğimde evet, boşaltmamı yapmış oldum. Gördüğünüz gibi oluşturdum. Devam ediyorum. Üst kısmı yine çizim açarak devam ediyorum. Dikdörtgen komutundan merkez çizgisi komutunu seçiyorum. Evet, rastgele bir çizim oluşturuyorum. Daha sonra bunu akıllı ölçülendirmeyle ölçülendiriyorum. Yüksekliğimi ayarlıyorum iki köşeye tıklayarak. Tıkladım. Mesafemi belirtiyorum. 15 olarak ayarladım.
Daha sonra oluşturmuş olduğum bu çokgenin köşelerini, evet, daire çiziyorum. Çapını 3 olarak ayarlıyorum. Evet, komuttan çıktım. Dışına bir daire daha çiziyorum. 10 dakikalık ölçülendirmeyle çapını 8 olarak ayarlıyorum. Yansıma komutunu kullanarak oluşturmuş olduğum bu iki daireyi yine bir eksen belirleyerek yerleştireceğim. Komuttan çıktım yanlışlıkla. Tekrardan yansımaya tıkladım. Evet. Birinciyi yerleştirdim. Tekrar merkezden ikinciyi yerleştirdim. Komutu kullanıyorum tekrardan. Yine orta noktaya tıklayarak. Orta noktaya tıklıyorum. Evet. Dördüncüyü yerleştiriyorum. Evet. Yerleştirdim. Yapmış bulunmaktayım. Ekstrüzyon elemanını kullanıyorum. Katı oluşturacağım. Mesafemi 1.5 olarak ayarladım. Rengimi ilk sıradan 3. yaptım. Tamam dediğimde katı modelimi oluşturmuş bulunuyorum. Radyal elemanıyla radyüs vereceğim. Renk olarak ilk sıradan 3.'yü seçtim. Oluşturmuş olduğum bu katı modellerin tabanına radyusu 2 olacak şekilde komutumu uyguluyorum. 4. ile tıkladım. Evet, tamam dediğimde yarı çapı 2 olan radyusumu oluşturmuş bulunmaktayım. Yapmış olduğum örümcek taban çizimi buraya kadardı. Şu an bunu kaydediyorum. Bunu kaydetmemdeki sebep şu. Videonun başında bahsetmiş olduğum gibi örümcek üst ile örümcek tabanın kullanmış olduğum taban ölçüleri aynı olduğu için örümcek üstü çizmeye buradaki bazı komutları silerek devam edeceğim. Evet, hangi yeri sileceğime karar veriyorum. Çizim 5'i de sildim. Evet, gördüğünüz gibi taban kaldı. Örümcek üstümü buradan çizmeye devam ediyorum. Çizim açtım. Açmış olduğum bu çizime yardımcı olması adına otomatik merkez çizgileri atıyorum. Evet, görüldüğü gibi. Dikdörtgen komutunu kullanarak boşaltma yapmak için profillerimi çiziyorum. Akıllı ölçülendirme ile ölçülendirme işlemini yapıyorum. Genişliğini 15 olarak ayarladım. Yüksekliğini belirtiyorum. 10 olarak ayarladım. Daha sonra bunu merkez çizgimin, evet, üzerine yerleştiriyorum. Çakışıklık veriyorum diğer adıyla. İçine boşaltma yapmak için yine bir profil çiziyorum. Evet, farklı bir çokgen çiziyorum bu sefer. Çizim yaparak çizim için beni takip edebilirsiniz. Daha sonra akıllı ölçülendirmeyle zaten ölçüsünü verdiğimizde istediğimiz formu elde etmiş olacağız. Şeklimi kapatıyorum. Akıllı ölçülendirmeye tıkladım. Aradaki mesafeyi belirtiyorum. 3 olarak ayarladım. Evet. İki kenara daha tıklayarak yine mesafemi 3 olarak ayarladım. Aynı şekilde diğerini de 3 olarak ayarlayacağım. 3 yazdım. Tıkladım. Evet. Ayarlamış oldum. Aradaki mesafeleri belirtiyorum. Köşelere tıklıyorum. 6 olarak ayarladım. Diğer tarafı da aynı şekilde 6 olarak ayarlayacağım. Evet, ayarladım. Radyüsü veriyorum. Yarı çapımı 0.8 ayarlıyorum ve kenarlara tıklıyorum. İki kenara tıkladığımda radyüsün oluşumuna dair işaret beliriyor da gördüğünüz gibi. Bayağı bir radyüs verdim burada. Elimi biraz hızlı tutuyorum. Evet, oluşturmuş durumdayım. Daha sonra yansıma komutuyla yine daha öncelerde olduğu gibi oluşturmuş olduğum bu profilin aynısını karşıya oluşturacağım. Orta noktaya tıkladım. Evet, gördüğünüz gibi belirdi zaten. Komuttan çıktığımda ekstrüzyon ile kesmeye giriyorum. Rengimi ilk sıradan 3. yaptım. Mesafemin 10 kalmasında bir sakınca yok. Onayladığımda istediğim boşaltmayı elde etmiş oluyorum. Yine çizim açıyorum yüzeyin üstüne. Dikdörtgen komutunu kullanıyorum. Tam ortaya yakın bir yerlere dikdörtgen çiziyorum. Siz de aynı şekilde çizebilirsiniz. Zaten akıllı ölçülendirmeli ölçüyü veriyoruz. Genişliğini 35 olarak ayarladım. Yüksekliğimi belirtiyorum iki köşeye tıklayarak. Siz kenara da tıklayabilirsiniz bu arada.
20 olarak ayarladım. Evet. Şeklime şöyle bir bakıyorum. Orta noktaya yerleştirdim. Fazla ölçülendirmeyi siliyorum. Görüntü kirliliği olmasın diye. Evet, bunu da sildim. Daha sonra ekstrüzyon ile kesmek komutuyla ilk sıradan üçüncüyü seçerek gördüğünüz gibi örümcek üstü oluşturdum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer drone tasarım videolarında görüşmek dileğiyle.